Memleket hepimizin. Şeyimize girmese de, konumuzun içerisinde şehrimizin Türkçe malımızın ürünümüzü değer kazanması adına bunun her türlü destekliyorum. Başkanımızı öğretmek istedim. Bu arada Mizip'te birçok ülke imza atmış Mizip Ticaret Odası. Mizip Zeytinyağı'nın karakteristik özelliklerinden dolayı çok tercih edilir. Arada olmasan bunu coğrafi şey yazmak. 2012 yılında teşkil ettim. Bakarında 2014 yılında bizim savunduğum. Çok tarafı sağlayan bizim savunduğum. Kerap işareti teşkil ettim. Bir de bölgemizde yetişen bir beyaz patlıcanımız var. Bizim patlıcan dediğimiz patlıcan. Onun da coğrafi işareti aldım. Borsamızın bizimde yetişen nanenin hem rayha bakımından hem yumuşak patlıcanı. Özellikle olan manevi borsamız. Bunlar da şehrin bilinirliği açısından, ürünlerimizin daha fazla tanınması ve değer kazanması açısından içerimize katkı sağlayacak. Ben tarım içerimde bunlar daha geliştirmiyorlar. Ama biz biraz da işin ekonomik tarafında olduğumuz için, istihdam ve ekonomi tarafında olduğumuz için bunları söylemek istiyorum. Bize düşen ne olursa ticaret olsun. Ben ve arkadaşlarım hepimiz sizin yanınızda olmak isterim. Bu vesileyle görevinizde başarılar dilerim ve her zaman size destek olacağımızı da belirtmek isterim. Evet. Bizim zaten il müdürlüğü olarak da şu an bir projemiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak. Mizip zeytinyağının geliştirilmesi ve organik zeytinyağının geliştirilmesi adına, markalaşması adına bir proje var. Bu projede inşallah Mizip zeytinyağı istenilen üzere seviyeye getirdik diye düşünüyoruz. Bir parantez açayım. Mizip'te bizim zeytin üretimimiz çok fazla değil. İkiniz de birle beraber gittik. Bunda ile ben suyun yine bir tarıma çağırdım. Şunundaki söylemiş şu, zaten Gaziantep, kilise dahil edilmiş. Her taraf sırf değirmen makine parçalığı haline gelmiş. Normal potansiyelin çok üzerinde çıkmış. Orada ben Nihat Bey var, Gül Hanım var, şu gömdür. Sayın Bey var, yok mu sonra? Aram kağıtlarla bağlı. Şimdi burada yapılması gereken şey şu, bir markalaşma, iki Mizip yavrularını kırmaz değil, gerçekten yeşil değil, kırmaz. Dedim ki yani işte makine yapacak, büyükşehir teslim edecek falan dedim. Dediler ki işi yapar mısınız, gider misiniz? Dedim ki bir tarafta kooperatif makine bulacaksa bunu geçmişte Güneydoğu'da yaptı diye de. Zaten makinede potansiyeli çok üzerinde. Sen kooperatif olarak ne kadar ya sıkacaksın 1000 ton. Gel ben sana 10 ton alalım, 150 ton belez sıfırıyla protokol yapayım. Yani makine niye alıyorsun 3-5 milyon veya zaten mevcut esnaf yok. Ama onun yanında bir şişeleme yap, bir salamura yap, böyle nizip yağlı kırma mesela dünyada bulamazsın. Öyle bir şey, nizip yağlı kırma, yeşil kırmayı dünyada böyle bir lezzet, böyle bir tat bulamazsın. Böyle farklı bir şeyden giderdin dedik. Böyle 2-3 saat falan, 2-3 defa sağ olsunlar. Biz de elimizden geldiğine kadar, o da Adana yani. Gidip geliyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah, dur bakalım. Thank you.